Sevgili seyircilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikte daha önceki dakikalarda şunu görmüş olduk. Allah bizim bir dostumuzdur ve bizi dostu olarak son anına kadar daima yanımızda oldu. Evet, biz insanlar olarak Allah'a karşı hataları işlememize rağmen O bizi terk etmiyor. O bizim yanımızda daima bulunmaktadır. Evet Tamer Bey, şunu görüyoruz ki kutsal yazıda Allah bizi ilk Adem'le Havva işledikleri zaman bir günah onu bırakmadı. Evet, gerçek dostun böyle olması gerekiyor. Siz çok güzel bir örnek daha önce verdiğinizde ben de şunu hatırladım. Bazı insanlar dostlarından yardım ne tür beklemekte de diyelim ki bir insan sıkıştı o anda çok lazım bir parası. Fakat bir para almak için ona o vermiyor o parayı. Ama şimdi bir para alırsan o parayı vermen lazım. O farklı bir olay. Ve o adam diyor ki karşındaki dost diyor ki ben sana o parayı vermeyeceğim ama sen o parayı kendin kazanarak kendin ödeyeceksin. Bu sefer de ne yapıyor insanlar? Tabii ki aha nasıl bir dostsun sen bana yardım etmek istemiyorsun. Aynı şekilde aslında Allah da bize davranmış oldu. Allah bizim bir kurtarmamız için bir plan bize vermiş oldu. Çünkü bir insan aracılığıyla bu dünyaya bu kötülük girdi. Bu insan nasıl kurtulabilirdi? Yalnızca sadece bir kişiyle kurtulabilirdi. Çünkü bunu sadece tek bir insan yapabilirdi bunu. O da aramıza gelip bizimle bir yaşayıp Allah'ı tanıtarak bizden bir olarak bunu yapabilirdi. İşte Allah'ın bu planıydı. Bizi yalnız bırakmadı, bizim için bir dost oldu ve bize bir plan yaratmış oldu. Ve yaratılış kitabında baktığımızda 1. bölümde 28. ayette şu sözleri görmüş oluyoruz. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Bu ayete baktığımızda şunu görmekteyiz ki her şeye rağmen Allah onlara son derece güvenmiş oldu. Kendi tarafından her şeyi vermiş oldu. Yani Allah meleklerin yönetmesini de bırakabilirdi. Allah yarattığını o kadar çok sevdi ki onlara her konuda güvendi. Ve onların dostluğu sürdürmesini Allah beklemiş oldu. Tabii ki biz maalesef bu dostluğu kendi tarafımızdan göstermiş olmadık. Evet, Yüce Allah Adem'i ve Havva'yı yarattığında o onların her türlü ihtiyaçlarıyla ilgileniyordu. Maddi, manevi, ahlaki veya farklı farklı ihtiyaçları beslenmek için mesela, yemek için onlara öyle müthiş bir bahçe verdi. Her türlü meyvesiyle, her türlü sebzesiyle. Hatta biliyoruz ki Yüce Allah onları beslenmeleri için de bazı talimatlar verdi. Bakalım ne diyor. Yaratılış 1. bölüm 29 ve 30. ayette şöyle diyor. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Evet. Bunlar size yiyecek olacak diyor Yüce Allah Adem ve Havva'ya. Ayrıca ne bakın. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve öyle oldu. Yüce Allah gerçekten herkesle ilgileniyor. Sadece evet. Adem ve Havva'yla değil, bütün yaratıklarla. Oradaki kuşlar olsun, balıklar olsun, farklı farklı ne varsa herkesle ilgileniyor. Yüce Allah bu sorumluluğu bize de veriyor. Adem ve Havva'ya da veriyor. Ben nasıl bu gezegenle ilgileniyorsun diyor Allah. Siz de ilgilenin. Böyle bir harika bir Allah'a sahibiz değil mi? Evet, baktığımızda Allah'ın sözüne şunu görüyoruz ki Allah akşam serinliğinde gelip insanların birlikte yürüyordu ve onlarla sohbet ediyordu ve ilk insanlara anlatıyordu kendi yaratılışından. Yani onlara yakın olduğunu gösteriyordu. Şimdi biz insanlar burada oturarak şunu düşünebiliriz. Nasıl olabilir de Allah bizimle gelip yan yana, yani Adem'le Havva'yla yan yana yürüyordu.
Allah yürüyordu çünkü onların o zaman günahları yoktu. Onlar günahsızdı ve Allah onlarla yakınlığını kurabiliyordu. Şimdi Allah bizimle gelip diyeceğiz ki, seyircilerimiz de bunu diyebilirler. Neden bizimle Allah yürümüyor bu şekilde? Aslında Allah bizimle yürüyor. Allah gerçekten bizimle yürüyor. Evet, yan yana bizimle temas etmiyor. Bu da bizi sevdiği için. Neden? Çünkü günah kutsalın yanında hiçbir zaman barınamaz. Allah bize yaklaşacak olursa, günah bizde olduğu için biz ölebiliriz. Bundan dolayı bizden uzak, fiziksel olarak uzak kalmış olsa bile, ama Allah'ın ruhu, Allah'ın sevgisi daima bizim kalbimizdedir ve bu dostluğu da sürdürmektedir. Allah hala bize mükemmel olarak yaklaşmaktadır. Ama biz insanlar ona mükemmelimizi kaybettiğimiz için ondan uzak kalmamız gerekiyor. Ve Allah bize ne istiyor vermeye? Huzuru. Eğer biz Allah'la yürümek, tekrar altını da çizerek söylemek istiyorum. Biz Allah'la yürümek istiyorsak ve huzurlu olmak istiyorsak, onu öğreneceğiz ve tanıyacağız ve onunla zaman geçirmek isteyeceğiz. Neden? Çünkü Allah bizi zorlayamıyor. Bize her şeyi zorlukla getiremiyor. Biz ona adım yapmamız gerekiyor. O kendi tarafından bütün kolaylıkları tanıyor. Evet, gerçekten Yüce Allah harika bir yaratıcıdır. Ve o bizi bu şekilde yaratmıştır. O bir kere Yüce Yaratıcımız göğü ve yeri yarattı. Kimin için? Bizler için. Adem ve Havva için. İnsanlar için bunu yaptı. Evet. Bizi sevdiği için bunu yaptı. Ve ayrıca de nasıl bir gök ve yer yarattı? Nasıl bir Adem bahçesi yarattı? Dedi ki kutsal kitapta, Tevrat'ta ne diyor? Her iyi olduğunu gördü diyor. İyi olduğunu gördü. Her şey iyi yaptı. Adem bahçesi mükemmeldi. Yaratılan dünya, 6 günde yaratılan bu dünya harikaydı. Yaşam, sebze, meyve, ağaçlar, kuşlar, balıklar, her şey çok iyiydi. Mükemmel bir dünyada Adem ve Havva yaşıyordu. Ve onları nasıl yarattı Yüce Allah? Onları erkek ve kadın olarak yarattı. Evet. Yani orada Yüce Allah ilk aileyi bereketledi. İlk ailede de o nasıl davrandı Adem ve Havva'ya? O bir sevecen bir dost gibi, sevecen bir baba gibi davrandı. Onlara çok kolay bir sınav verdi. Çok kolay bir yasa verdi. Şu iyi ve kötülüğü bilme ağacından yeme dedi. Çok zor bir sınav da değildi. Yani Allah burada her türlü açıdan baktığımızda gerçekten Allah taraf tutuyor. Evet. Allah Adem ve Havva'nın tarafını tutuyor. Allah insanların bizim tarafımızı tutuyor. Allah ve bununla da kalmıyor. Allah bizi seviyor. Ve onun sevgisi gerçekten sınırsız. Şuraya kadar seviyor, ondan sonra sevmiyor demiyoruz. Allah evet. Sınırsız, sonsuz bir sevgiyle seviyor. Ve biz ne yaparsak yapalım, Allah bizim yaptığımız günahları sevmiyor. Onu da net söyleyelim. Günahkarın işlediği günahları Allah asla sevmez. Sevmez. Çünkü o kutsaldır, o günahsızdır. Ama bizi insanlar olarak seviyor, ona nasıl bir baba evladını seviyorsa ve geri dönmesini istiyorsa, baba da aynı şekilde bizi, günahkarları seviyor ve ona dönmelerimiz, tövbe etmelerimizi istiyor. Tövbe edip ona bakalım, onun yanına gelelim. Dolayısıyla Yüce Allah bu ilişkide gerçekten o yücelmeye layıktır. Yaptıkları bütün şeyden dolayı onun ismini yüceltebiliriz. Hamdlarımızı ona sunabiliriz. Ondan hiç çekinmeyelim. Ama onu da unutmayalım. Yüce Allah gerçekten bizim tarafımızda tutuyor. O bir sevecen, bir baba gibi, iyi bir dost gibi. Ondan dolayı ben kalbimi birisine açacaksam o da Yüce Allah'a açıyorum. Kalbimindeki birinci yeri kim birisine vereceksem o da muhakkak Yüce Allah'a vereceğim. Allah kalbimde yaşasın. Onun ismi yüceltesin. Kendi egoyla, kendi bencilliğimle savaşacağım Yüce Allah'ın yardımıyla. Kendi vicdanımı, Allah'ın verdiği özgür vicdan, özgür irade ve o vicdanımı Allah'ın eğitmesi için açacağım. Allah'ım diyeceğim. Lütfen sen vicdanımı eğit. Eğit ki benim vicdanım senin iradene göre, senin ahlaki yasana göre olsun. Ben evet. De ona göre yaşayayım. Evet, gerçekten öyledir. Evet, Allah
bizim için her şeyi, güzellikleri yaratıyor ve bunu daima yapmaya Hı-hı. devam ediyor. Bir yeri daha okumak istiyorum. Evet. Yaratılış kitabında 1. bölümde 31. ayeti okumak istiyorum. Allah yaratıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 6. gün oluştu. Bunu şunu görüyorum ki biz insanlar bazen bir işte zorlandığımız zaman Hı-hı. ne yapmaya çalışıyoruz? Onu bir sonra bırakıyoruz. Onu sonra dönerim deriz ve bazen de onu unutuyoruz. Bazen bende de böyle bir şey oluyor. O anda onu sonuna kadar getiremeyeceğim diye düşünüyorum ama Allah şunu görüyoruz ki öyle bir şekilde davranmadı. Yaratılışını yarım yolda bırakmadı. Tamamen her şeyi yerinde yaptı, getirdi ve bu planı onun planladığı gibi bunu bize sunmuş oldu ve hiçbir zaman da vazgeçmedi bizlerden insan olarak. Ve Davut Peygamber Zebur kitabında 33. mezmur 11. ayette şöyle diyor Davut Peygamber. Rabbin planları sonsuza dek sürer. Yüreğindeki tasarıları kuşaklar boyunca değişmez. Yüce Allah bizi kurtarmak istiyorsa, bu planı yapmışsa o başaracaktır. Yüce Allah herkesin cennete gitmesini ister. Herkesin kurtulmasını istiyor. Evet, çok teşekkürler sözler için. Sevgili seyirciler, Allah kendi tarafından son ayeti okuduğumuz zaman onun sözü sonsuzdur ve bizim için yapmaya her şey hazırdır. Ve sözü de sonsuza dek kalacaktır. Ama bizden bu kaynaklanan bir şeydir. Biz ona ne kadar bu konuda destek vermiş olacak, ona da tabii ki sizler vermiş olacaksınız. Bu konularda sorunlarınız varsa onları bize iletebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz e-mail adresten lütfen onları bize iletin. Bugünkü programımız sona eriyor ama bir sonraki programda Allah bize kendi peygamberler aracılığıyla neler söylemek istedi hep birlikte göreceğiz. Hoşça kalın.